şarkı söylemeye çalışıyorsun. Benim söyleyeceğim kısaca ez cümle şu. Bence bu işin onuru açısından ve de ileride kendine çok daha güzel yollar kat etmen açısından besteci olarak kalmanı tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Yüksel Bey. Evet, ben köşemde yazmıştım. Gördüm ki bu akşam diğer yarışmacılar da aynı dertten muzdarip. Veli tırnak içinde acıların çocuğu olduğu için mi acaba oy topluyor diye bir endişe var. Öyle değil tabii ki. Son derece beyefendi, son Çok. derece efendi, sessiz, sakin, tam bir Anadolu delikanlısı bence. Teşekkür ederim. Bizim halkımız da öyle 3-5 tane çay için SMS göndermez kimseye. Onu da biliyorum, ondan da eminim. Ama senin bu boynu bükük duruşun, bu naif halin belki insanların vicdanına belki etki etmiş olabilir. Belki etkilenmiş olabilirler Ama ama davranışım olarak yani ben kendim olmaya çalışıyorum her zaman. aynen öyle ol Bir zaten. Ona kimsenin itirazı yok. Sen neysen öyle ol. Bundan yana kimsenin şikayeti yok zaten. Ama ben de senin ses kapasitenin ve şarkı söyleme yeteneğinin açıkçası adı profesyonel olan bir yarışmada yeterli olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Osman Bey. Veli'yi beğeniyorum. İyi şarkı söylemenin yanında bazı nosyonlar da gerekir insanlarda. Onların hepsine sahip, saygılı, efendi, Anadolu çocuğu. Yani diyelim ki şarkıyı 10 numara söylemiyor da 8 numara söylüyor. Önemli değil, 10 numara olur zaten. Ama potansiyel çok önemli. Öğretmen kurul kararıyla. Ama ben bu yarışmada sonuna kadar yarışmayı takip edeceğine inanıyorum. İnşallah. Birinci mi olur, beşinci mi olur Bir onu de bilmem. ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bazılarımız, yani ben özellikle bu son gün geldiği zaman uykusuzluk çekiyorum. Yani elimde olmayan sebeplerden dolayı uyuyamıyorum yani. Bir de 2 haftadır son sıraya kalmam iyice bedenen ve ses olarak da düşmemi sağlıyor yani. Benim de O dikkatimi çekiyor bu yüzden akşam. biraz da performansım şu anda biraz zor duruyorum yani şu anda. Geçmiş olsun. Son yarışmacı olmak kolay değil Evet, elbette. geçen hafta da son Evet. yarışmacıydı. Bir de tabii son yarışmacı bunu dönerek yapılması lazım. Son yarışmacının şöyle bir dezavantajı var. Evet, doğru. Birinciye gelen mesaj zamanıyla son yarışmacıya ayırdığımız mesaj zamanı aynı değil. Ama geçen hafta bu böyle olmadı. Geçen Olmadı. hafta birinci oldu. Olmadı ama bence bunu dönerek yapmak Bir lazım. geceyle sınırlı değil biliyorsunuz oylama sistemimiz. Tabii, Tüm bir hafta hafta boyunca boyunca. geliyor oylarımız. Ama 2 hafta üstü ise şanssızlık bu arkadaşımız için. Evet. Ama Veli'nin ben bu performansıyla bile oy sıkıntısı çekeceğini Ben de hiç zannetmiyorum. zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Ben bugüne kadar söylediklerimin tamamen arkasındayım. Sadece bu akşam ben bugün kulaklık istedim ve bu kulaklıkla dinledim. Yayın çıkışını dinledim. Senin sesin çıkmıyordu. Burada ses vardı ama kulaklıkta ses yoktu. Yani çok düşük bir tonda okudun parçayı. Teknik bir şey mi bilmiyorum, bir şey de söylemek Sesleri hiç istemiyorum. duyulmuyor hele. Belki çok mu pes geldi bu şarkı? Kendi de Ne ifade ediyor. dersiniz? Bir zor Kulağımda ayarlar vardı okumadı mı herhalde. acaba? Ben bu Ses akşamki tekniğinde performansın diğer performanslarına nazaran daha kötü buldum. Ama belki dediğin gibi 2 haftadır en sonda çıkmanın dezavantajını yaşıyorsun. Bu oylama ile ilgili olan şeylere açıklık getirmişsin zaten. Ailenle ilgili söylenen bir takım söylemler var. İşte herkese çay veriyorlarmış, kahve veriyorlarmış, restoranda yemek veriyorlarmış da sana oy atılsın diye bedava. Öyle bir şeyler var mı? Şimdi Açıkla buna da, açıklık getir, bir bunlar da şey kapansın. mesela ilk çıktığım zaman kuzenim İzmir'de kafesi var. Ne yazık ki tabii İlk çıktığım zaman heyecanlanıyorlar normal insanlar. kuzenim işte ekranlara çıktı. Bugün çaylar benden demiş yani. Bu Yeni bir olay çocuk dönüp doğmuşsun. dolaşıp Bu hale yemeğe geliyor. döndü. Tabii. Yani burada biz kimseye bir çay falan ısmarlamıyoruz. Saatlerdir ayakta duran bu kadar izleyici oy Ayrıca gönderiyorlar ellerine telefonlarla sürekli. Aynen. Yani ayrıca Ebru beğeniyle alakalı bir şey bence bu. Ayrıca Ebru Hanım, yani bir kahvedeki 25-30 kişi
mesaj yollasa %25 oy almış geçen hafta. Evet. Ne kadar etki eder yani? Evet. Peki Müslüm Bey, son olarak sizden alıyoruz. Evet. Veli, sevgili kardeşim. Hiçbir şeye kafanı takma. Bu 4. hafta mı oluyor? Evet. 4. hafta. 4. hafta içerisinde en güzel performansını bugün sergiledin diyorum. Gayet iyiydin. Danstaki anlatım da iyiydi. Orkestra da iyiydi. Her şey iyiydi bence. İyiydin. Çok iyiydin. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Böyle devam et. Teşekkür ederim. Harika. Bravo. O zaman ne diyoruz? Oylar Veli için 41-33'e. Veli alkışlarla uğurluyoruz. Ve değerli izleyicilerimiz, 11 finalistimizi izledik bu akşam. Değerli jüri üyelerimiz yorumlarını yaptılar. Ve şimdi sıra. Şimdi sıra. Oyları son dakikalarda hızla göndermekte çünkü reklam dönüşü oylama bitmiş olacak ve ben o değerli zarfı alarak sonuçları açıklayacağım. Az sonra sizlerleyiz. Profesyonel'de 11 yarışmacımızı izledik ve işte şimdi o heyecanlı an. Eğer herkes hazırsa ben Beşiktaş 5. Noter Vekili Sayın Zihni Dardoğan tarafından gönderilen o sihirli zarfı almak istiyorum. Ve bu gecenin birincisi ve en az oyunu alan ismini açıklamak üzere. Teşekkür ediyorum. Elimdeki bu oy sonuçlarına göre en az oy alan iki isimden kimin gideceğine değerli jüri üyelerimiz karar verecek. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Evet. 4. hafta profesyonel yarışmasındayız. Ve gecenin birincisi oyların %17.50'si ile sonuncu olmak oyların az ya da çok almasını etkilemiyor demek ki. Bunu gördük. Çünkü tüm hafta boyunca bizim oylamamız devam ediyor. Ve buna göre Veli Profesyonel'in bu akşamki birincisi. Veli, tebrik ediyorum. Mikrofonun yok şu anda. Onun için konuşamıyorsun. Mikrofonun olmadığı için konuşamıyorsun. Şöyle yerini alıyorum. Mutlu olduğunu tahmin ediyorum. Alabilirsiniz lütfen, buyurun. Açık olduğunu zannetmiyorum yalnız. Ah ah, şimdi açık. Yalnız iki haftadır mikrofon verilmiyor. Yani benimle ilgisi yok. Evet, elbette. Eminim sen öyle bir saygısızlık yapmazsın. Tebrik ediyoruz. Ne hissediyorsun? Teşekkür ederim. Bu hafta gerçekten çok yorgun hissediyorum kendimi. Yani ve de destekleyen halkımıza ben özür diliyorum. Özür yani, diliyorum evet. Diyorsun. Beni birinci ilan ettiniz ama ben çok iyi değildim. Önümüzdeki hafta daha iyi olacağım. Demek ki ayrıca, uykuna dikkat edeceksin biraz. Burada olmam ve biraz hareketsiz kalmam, otelde kalmam. Şu anda şan derslerine başladım ve spora başladım. Beden ve ses olarak geliştirmeyi sürdürüyorum. Harika, koordinasyonu da gelişecektir. Sadece destekleyen insanlara layık olabilmek için. Harika, bravo, bu da sana yakışır. Hemen yerini almak istiyorum.
sevgili Veli. Gecenin ikincisi Veli. Oyların %12.40'ını aldı. Gecemizin ikincisi Tunç. Bu gece ilk iki sırayı paylaşan erkek solistlerimiz oldu. Tunç gecemizin ikincisi oldu. Gitarıyla son derece duygusal bir şarkı seslendirmişti. Aynı geçen hafta gibi gidiyor. Geçen hafta da mı böyleydi? 1-2 evet. Evet. Gecemizin üçüncüsü. Oyların %10.74'ü ile Engin. Allah Allah. Efendim bu arada oy heyecanı elbette, final heyecanı yarışmacılarımız için hiç kolay değil. Bu yüzden Müge de arkada biraz heyecanlanmış. Onun için ben sahneye gelemeyebilirim, beni davet ederseniz lütfen maruz görün demiş. Kusura bakmayın, bunu da belirtmek istedim şu anda. Önemli bir şey yok, heyecanlanmış birazcık. Gecenin dördüncüsü, oyların %10.70'i ile yine bir erkek solist, Mert. Tebrik ediyoruz. Güzel sıra. Gecenin beşincisi. Aşkım benim. Oyların %10.32'si ile profesyonelin yaramaz kızı Ela. Tebrik ediyoruz. Gecemizin altıncısı, 8.78 ile Demet. Müge sadece ufak bir tansiyon problemi yaşıyormuş, yakınları heyecanlanmasınlar efendim, sevenleri. Sadece tansiyonu düşmüş, doktor kontrolünde herhangi bir problem yoktur. Demet tebrik ediyoruz. Gecenin yedincisi, haftalar geçtikçe, karakterler tanındıkça heyecan daha fazla artıyor. Siz de o heyecanı hissediyorsunuz tahmin ediyorum. Oyların %8.14'ü ile ve Türkiye'de Türk starlarının jürisi karşısında şarkı söyledi, Kubilay! Şaşkın. Gecenin sekizincisi, 6.77 ile Burcu. Burcu'yu tebrik ediyoruz. Son üç yarışmacımız kaldı. Jürimize dönmek istiyorum. En az oyları alan kim olabilir? İsimleri karışık Seçil, söyleyeceğim. Müge ve Suzan kaldı, evet. Değil mi? Yani Suzan ve kim? Suzan Sevmekten Kim Usanır'ı okudu bu akşam. Ne güzel okudu. Hepimizden çok iyi puan aldı. Son iki hiç olması gerektiği yerde değil. Son üç kişi. Suzan, Müge ve Seçil. Seçil ilk yarışmacıydı. Unut Sevme Beni'yi okumuştu. Müge de Uykusuz Her Gece'yi okuyan ama yapımla ilgili problemleri olan arkadaş. Ben Suzan'ın bu listenin dışında olması gerektiğini düşünüyorum. %100. Evet ama ne yazık ki son üç isim içerisinde şu anda Seçil'in de ismi görünüyor. En az oyu alan iki isimden kimin gideceğine siz karar vereceksiniz. Sevgili Yüksel Aytuğ, yorumlarınızı ekleyebilirsiniz elbette ama jürimizin oyları esas alınacaktır. En son kalanlardan mı? Evet. Suzan kalsın diyorum. Daha oraya gelmedik. Hmm. Şimdi bir isim daha açıklayacağım, hemen geleceğiz. Sizin bu konuda çok zorlandığınızı biliyorum Ajda Hanım. Çok zorlanıyorum gerçekten. Bir an önce söyleyeyim, bitsin evet, istiyorsunuz. Evet. Kimin kalsın bir de kim gitsin de demiyorsunuz. Tamam, hayır. Kimin değil. Kalmasını istediğinizi söylüyorsunuz. Sizin o naif güzel yüreğiniz. Sizi çok iyi anlıyorum. Gecenin dokuzuncusu, oyların %5.95'iyle